Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Enerjik bir günden hepinize merhaba diyorum. Bugün Atay'ı banyo yaptıracağım ve temizliğini yaptıracağım. Bana bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor. İşte yaz ayında nasıl temizliyorsun, nasıl bakımını yapıyorsun, işte banyo yaptırmak zor oluyor mu diye. Şu an Ata daha bebek kategorisinde olduğu için çok fazla hani kilo artışımız ya da boy uzaması olmadığı için bir sıkıntı çekmiyoruz biz. Ama 4-5 yaşını geçtikten sonra çocukları kaldırmada, indirmede, bindirmede birçok sıkıntı yaşadığınızı biliyorum. Allah her şeyin sabrını veriyor inanın ki. Bir şekilde yüzümüzün gülmesi için bize yardımcı oluyor diye düşünüyorum. En zor anlarda bile ben sürekli iyimser bakan bir insandım. O yüzden ben kendi açımdan olan hani kendim nasıl yapıyorum Atanın bakımını, temizliğini nasıl yapıyorum, işte banyo olayını nasıl ayarlıyorum, bunlardan bahsedeceğim. Hani yaş kategorisi biraz daha yüksek olan çocuklar için de yine böyle diğer arkadaşlarıma da sizin için ayrıca video çekerim. Hani onlar ne yapıyorlar, ne gibi yöntemler kullanıyorlar, hangi aralıklarla yıkıyorlar, bakımları nasıl oluyor vesaire. Şimdi Atay'ı bebek gibi düşünün. Bebek gibi şu an bakım yapılıyor. Hani yaş ilerledikçe tabii ki bu zorlaşacaktır ama dediğim gibi Rabbim onun sabrını veriyor bence. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi Ata. Annem. Yo yo noklara poğaça su attım. Bakar mısınız? Bu makineye bağlamıştım. Makineye bağladıktan sonra ağzından böyle köpürükler olmaya başladı. Böyle ara ara oluyor. Hiç yıkamadım, temizlemedim. Yüzünü de yıkamadım. Çünkü komple bir banyo yapacak. Yine kanülünün olduğu bölüm de kirli. Hiç dokunmadım yani. Direkt banyoya sokacağım Atayı o yüzden. Şu üzerinde bir zıbın var. Yatıyor, beni bekliyor. Muhtemelen olacaklardan habersiz ama olduktan sonra rahatlayacak değil mi anneciğim? Banyo yapacak çünkü Ata. Ata banyolar yapmayı çok sever. Evet, değil mi anneciğim? Banyomu yapacak benim oğlum. Bıcı bıcılar yapacağım abiler ablalarım de. Bıcı bıcılar yapacak benim oğlum. Hoş oğlum. Annem, annem, annem. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum seni. Şapşiko şoğlaş. Şapşiko oğlum benim. Heh. Atoş? Atoş? Bir de bir şey daha söyleyeceğim size. Bu ses olayını soruyorsunuz ya, Atanın ses olayı hala devam ediyor mu diye. Makineye bağlıyken oluyor. Makineden çıkarttığımız zaman buradaki delik olduğu sürece kesinlikle sesi çıkmaz. Bunu kapattığınız zaman çıkar. Bakın buradan nefes alıyor çünkü. Tabii bunu kapattığımız zaman da nefes alıp veremiyor. Bazı çocuklar yani kendisi konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyor. Sadece nefes darlığından dolayı problem yaşayan çocuklarda bazen kanül olabiliyor. Trakostomiye bağlı olabiliyorlar. Onlar ellerini kapatıp konuşuyorlar. Videolarda görmüşsünüzdür muhtemelen bu tip şeyleri. Yani Atan'ınki apayrı bir şey arkadaşlar. Sesi normalde zaten çıkıyordu. Ama yavaş yavaş bilmiyorum gelişmeler oldu sesiyle alakalı. İnşallah filtre takılıyken de devam eder. Sesini çok özlüyoruz çünkü Atan'ın. Değil mi annem? Bir de bir şeyden daha bahsedeceğim. Yeri gelmişken. Yaklaşık bir 2-3 ay öncesi arkadaşlar ben şöyle bir çöp kovası aldım Ata için. Bezini falan atmak için. Çünkü gerçekten çok kullanışlı bir şey. Ben de hani daha öncesine kadar alayım mı almayayım mı, ne yapacağız ne edeceğiz falan filan diye çok tereddütte kalmıştım. Ama bizim gibi aileler için bence çok önemli. Bakın şurada birçok kişi kullanıyordur gerçi de. Yine de ben olmayanlar için bir fikir önerisinde bulunmak istedim. Bu arada reklam değil. Yine söylüyorum. Buradan bir poşet çıkıyor. Buradan çektikçe geliyor arkadaşlar. Bunun özel bir poşeti oluyormuş ama siz kendiniz de poşet takabilir misiniz? Geçenlerde Atanın süt annesiyle konuşmuştum. O söylemişti. Ben sana takmayı da gösteririm diye normal poşet takmak istersen. Yani normal poşetleri çünkü çok pahalıymış. Sürekli değiştirmekte masraflı oluyormuş. O bana söyledi. Neyse şimdi bu kısımdan poşeti çektikçe geliyor ya. Dolunca arkadaşlar bunu kesiyorsunuz, bağlıyorsunuz ve bir yenisini açıyorsunuz. Çok rahat oluyor kullanımı. Hani ben bir gün sadece bekletiyorum. Atıyorum geceden işte Atanın neyi var neyi yok buraya atıyorum. Sabah kalkıyorum bunu kesiyorum. İçinde bez olmadığı için şu anda değiştirmedim. Sadece sonda hortumları falan var. Gerçekten çok rahat oluyor. Sürekli işte mutfağa git çöpe at gel falan problemi yaşamıyorum. Bunu böyle kilitliyorum. Buradan kilitleniyor şu şekilde. Şöyle buradan da açtığımız zaman burada da bir kilit tuşu var arkadaşlar. Böyle açılıyor ve kilitlediğiniz zaman da bu şekilde açamıyorsunuz. Böyle güzel, ben beğendim.
Ebebek'ten falan bulabilirsiniz. Dediğim gibi reklam değil, sadece memnun kalanların hani bu tip konularda bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Birbirimize bu şekilde yardım ve destek veriyoruz. Eğer düşünürseniz siz de bakabilirsiniz. Evet, şimdi banyoya geçelim bence artık. Banyoyu şöyle hazırladım arkadaşlar. Bizim yatak odasında ebeveyn banyomuz var ayrıyetten. Bunun olması Ata için çok iyi oldu. Çünkü hani hemen yanımızda bir klima var. Soğuk havalarda klimayı çalıştırıyorum. Klimayı çalıştırdıktan sonra içinin ısısını böyle bir ayarlıyorum. Daha kolay oluyor benim için burada lavabo olması. Yani burayı Ata için kullanıyorum ben. Suyunu doldurdum şimdi. Bunu botunu da yıkadım. Botunun içinde güzelce yıkayacağım Atayı. Sonra havlusunu buraya koydum. Diş fırçaları falan da burada Atanın. Yani burası Ataya ait diyebilirim size. Hazır mısın anne? Atoş, hazır mısın? Banyolar yapacağız anneciğim. Atoş. Atoş. Banyomu yapıp geliyorum de. Banyomu yapıp geliyorum hemen de. Mis gibi kokacağım de. Normalde ben Atayı duşakabinde kucağımda da yıkıyorum ama şu elleri falan çok kokuyor. Ellerini aç bakayım. Bir dakika, açtırmıyor zaten ellerini de. Bakın ellerin içine böyle her şey topluyor. Tüy, pislik falan. Güzelce yıkamak istiyorum onu. Böyle ayak uçları falan da kirleniyor. Ya 2 güne bir banyo yaptırıyorum ben. Değil mi anneciğim? Artık yaz aylarında 2 güne bir ata banyosunu yapacak, rahatlayacak. Hadi banyo yapıyoruz. Hadi banyo yapıyoruz sevgilim. Evet, ata tertemiz oldu. Ağzındakiler çıktı. Bakın süt kalıntıları yine böyle ara ara oluyor. Şu beyazlıklar. Ama yapacak bir şey yok. Onları güzelce temizlemek gerekiyor. Şimdi dişlerini de temizleyeceğim. Ağzını da güzelce bir temizleyeceğim. Çok rahatlıyor çünkü ağzını temizledikten sonra. Trakostomi pedini de şimdi değiştireceğim. Olanı zaten çıkardım. Bu arada trakostomi pediyle yıkamak gerekiyor. Oraya su teması olmasın diye. Ne kadar dikkat etsek de aslında oluyor. Ama yine de bir önleyici bir faktör bence. Bu bölgeye su değdirmeme ben çok özen gösteriyorum. Trakostomi pediyle yıkıyorum arkadaşlar. Eskisiyle yıkadım. Bakın onu attım. Şimdi güzelce bu bölgenin temizliğini yapacağım. Ve ardından da pedini takacağım. Yine boyun bağına da aynı şekilde. Boyun bağı da şu an ıslandı. Onunla birlikte zaten yıkıyorsunuz mecbur. O sürekli boynunda, yani o çıkmıyor. Bu arada bu yumuşak bir şey. Bu zarar vermiyor. Kızarıklık oluşturmuyor. Şöyle göstereyim. Merak edenler için. Görüyor musunuz? Hiçbir sıkıntı olmuyor bunda. Ama yine tabii ki güzel bakmak, özenle bakmak gerekiyor. Bizde hiç olmadı değil mi annem? Yüzüne de böyle güzelce masajlar yapayım annem. Bu ağacını yiyeceğim, ağacını. Bu dudaklarını yiyeceğim senin. Banyodan sonra böyle öpmeyi çok seviyorum onu. Yerim senin. Senin için memişlerini yerim. Seni yerim. Annem. Evet arkadaşlar, Atı banyosunu yaptı. Ve şimdi sıra bakımına geldi. Şöyle eldivenlerimi takıyorum önce. Bakın zaten çok tıkalı şu anda. Güzel bir şekilde aspire edeceğim. Aspire etmek de çok önemli, biliyor musunuz bu çocukları? Rahat bir şekilde. Yani doğru aspire etme yöntemi de çok önemli. Çünkü birçok kişi yanlış aspireden dolayı akciğere kaçırabiliyor mamayı. Şimdi ağzını güzelce temizledim. Çöplerimi bir alayım şuradan. Şu an klimalar falan kapalı arkadaşlar. Yani birazcık sıcak oldu ama yapacak bir şey yok. Banyo yaptıktan sonra açamayız klimayı. Saçını falan kurutmam gerekiyor. Dur. Dur annem. Şöyle yarının olduğu yere güzel bir pansuman yapıyorum. Bunu bir dakika falan bekletiyorum.
Sonra diğer tarafını bekletiyorum arkadaşlar. Şöyle. Oradaki mikrobu kırsın diye. Çıkartıyoruz. Şunu açalım. Burada güzelce bir siliyorum. Hayır, hayır anne, hayır, tamam. Bu bölge temizlendikten sonra da şu yeni aldığım yara bakım spreyi daha önce göstermiştim. Ondan şöyle sıkıyorum. Mikrobu kırasın diye. Şu azıcık beklesin. Mikrobu güzelce bir kırasın. Onu beklerken kulaklarını temizliyorum. Dur anne. Ay, kulaklar o kadar pisleniyor ki anlatamam size. Nerede o? Atuş. Oğlum temizleniyor, tabii ki mutlu olur. Atuş tabii ki mutlu olur. Çünkü temiz bir çocuk oluyor. Atuş temiz bir çocuk olmayı çok sever. Değil mi annem? Şimdi spreyin etkisi geçmiştir muhtemelen. Yani o ıslaklığı geçmiştir. Evet, geçmiş. Birazcık bir kızarma var arkadaşlar. Trikostomisi değiştikten sonra kızarıklık devam etti. O bölgeye şöyle azıcık da olsa batikon sürüyorum. Şöyle. Batikon diyorum. Baktropan sürüyorum. Dur. Dur anne. Şimdi bu bölge temizlendi. Güzelce. Yarası yavaş yavaş iyileşiyor bu arada. Tabii temiz bakmak çok önemli o bölgeye. Şimdi. Önce. Şunu kesiyorum atanın boyuna göre. Bunu çıkarttıktan sonra yumuşak tarafı neresiydi? Dur anne. Şu yumuşak tarafını alta getiriyorum. Bu tamam. Şimdi kafamız inmiş yalnız. Onu şey yapmam lazım. Bir de arkadaşlar şu kafın inik olup olmadığına iyi bakın. Mesela bizimkisi inmiş. Çeksem çıkar şu anda. O yüzden dikkatli takmam lazım. Ben de. Evet. Taktım bir de. Şunu şöyle güzelce koyduk. Şimdi anneciğim şunu bir alalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur dur dur. Dur. Elimi bir dezenfektan sıkayım. Şunucu da geçmeyecek belli. Dur bakayım bir tane. Şu taktığım birazcık büyük herhalde diğerinden. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı oldu. Bunu böyle taktım. Tamam, tamam, bir tane bitti şimdi annesinin bir tanesi. Atış dur annem, dur dur dur. Arkadaşlar ben bu bütün işlemleri tek başıma yapabiliyorum. Yani birçok kişi birkaç kişiden yardım alıyor ama gerek yok bence. Bazı şeylerle tek başına kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ben her şeyini kendim yapıyorum. Dur. Şöyle bir parmak kadar da boşluk kalması gerekiyor. Kaldı. Tamam, bir tane. Tamam. Ve bitti. Ata, iyi misin? Atacağım. Ne kadar temiz oldu anne. Oh, mister gibi oldu Atış. Evet, peg bölümüne bakıyorum. Bir de buraya bir fıs fıs yapalım. Dur anne. Yakmıyor bu arada. Sadece soğuk olduğu için tepki verdi. O birazcık beklesin. Mikrobu bir kırasın. Sonra oraya da bir ped yerleştireceğim çünkü.
Şimdi kremleme zamanı. Göbeğine değdirmeden. Göbeği birazcık kalsın öyle. Evet. Tamam aşkım, bir tane aşkım, bir tane. Şu göğüs kafesi bölgesini arkadaşlar bu şekilde masaj yapmanız gerekiyor. Rahatlaması için. Yani aşağıdan yukarıya doğru. Daireler çizerek. Bu masaj onu rahatlatır. Gün içerisinde güzel uyur çocuğunuz. Banyodan sonra mutlaka hafiften de olsa kremi sürüp, özellikle yaz aylarında, hani tamam kışın soğuk oluyor da üşütmesin diye. Şu an ben klimayı kapattım mesela. Normal oda sıcaklığında masajını yapıyorum. Yani kışın evimiz doğal gazda olsa ben Atay'ı her gün masaj yaptıracağım. Ama evimiz çok soğuk oluyor kışın. Yani doğal gazlı bir evde oturuyorsanız kışın mutlaka, yani ben çeşit çeşit yağlarla böyle güzel güzel masajlar yapardım ona, değil mi anne? Çok seviyorum Atan'ın bakımını yapmayı. Ben Atay'a bakım yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kendime de bakım yapmayı çok seviyorum. Bu şekilde çok rahatlıyoruz ikimiz de. Kendi cildime falan da özen gösteriyorum. Temizliğime özen gösteriyorum. Atan'ın da aynı şekilde. Ben nasıl rahatlıyorsam onun da o şekilde rahatlamasını istiyorum. Yani birazcık empati kuruyorum aslında. Değil mi anneciğim? Masajı kim sevmez ki? Değil mi aşkım? Şu güzel yüzüne kremler sürülsün, masajlar yapılsın, cilt bakımları yapılsın. Değil mi annem? Değil mi tontiş yanaklım? Oh. Ve Foreo Mini Luna diyormuşum. Bütün videoların içinde bu reklamları koyuyorlar ya. Ata reklam yapalım mı anneciğim biz de? Burada reklam değil arkadaşlar kesinlikle. Böyle bir şey alıp denemek istedim Ata'ya. Bu çene kaslarının falan güçlenmesi için. Yani o çok marka bir şey değil. Denemek amaçlı aldım. Uygun bir şey aldım o yüzden. Ne kadar faydasını görürüz bilmiyorum arkadaşlar ama en azından şöyle masaj yaparken titreşim olsun, hani çene kasları kuvvetlensin diye böyle bir şeye başvurdum. Bakın şimdi bunu yükseltiyorum. Kremini sürdüm ya. Şöyle masaj yapıyorum. Bence faydasını görür ya. Şöyle yukarı doğru çene kasları çalışsın. Evet, sabah kalktığımdaki cilt bakımı rutini bu şekilde. Evet. Heh, atış. Bu arada arkadaşlar aşağıya linkledim Atan'ın bakım ürünlerini, kullandığım her şeyi. Yani şu vücut losyonlarını, ne bunu da ekleyeyim isterseniz için ama reklam değil dediğim gibi. Bunları hepsini ekledim, linkledim aşağıya. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Bir de şu arkadaşlar ıslak mendillerini. Bunları ben çok uygun alıyorum. Bunları da linkledim size. Normalde mesela hani böyle alışveriş merkezlerinden 5-6 liraya alıyorsunuz ya. Ben de aynı fiyat alıyorum ama toplu olarak alıyorum. Onları da aşağı ekleyeceğim, size bakarsınız. Evet. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Bence faydasını göreceğiz bunu. Bilmiyorum arkadaşlar, bu ikinci deneyişim. Yani kendime de alacağım bundan. Önce deneme amaçlı aldım ama bakın. Streşim oluyor ve rahatlıyor. Oh. Oh. Memeleri de yapalım mı? Memişleri yerim, memişleri. Tamam. Şimdi yüzü rahatladı. Şöyle omzuna. Dur. Ata temiz çocuk olmak çok önemli değil mi anneciğim? Biz mis gibi kokuyoruz abileri ablaları. Çok temiz bakılıyor çünkü Ata'ya. Ata temizlik çok seviyor. Şimdi sırtımızı döneceğiz. Gel bir tane. Gel. Dön böyle anne. Şu bezini şöyle yapayım da. Şurası hissetmesin şuralarını. Omurilik falan. Buraya sürekli dikkat ediyorum. Skolyoz oluşmuş mu oluşmamış mı diye. Allah korusun. Onların ameliyatları çok zor. Güzelce masaj yapacağız.
Ya sen kırlandın mı bir de ya? Dur. Tamam anneciğim, iyiliğin için kuzum. Ataş. Oh, mis gibi oldu benim oğlum. Bu arada Peggy'nin şey başlığını çıkartıyorum arkadaşlar. Bizimki buton pek. Şu an orası rahatladı. Çok fazla havayla temas etmesin. Şöyle bir tane şey koyuyorum. Steril gaz kompreslerinden. Bunu da böyle koyduk. Gayet temiz oldu. Normalde ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben Atan'ın bezini falan çıkartıyorum. Altına da bakım örtüsü seriyorum. O şekilde yatırıyorum günde. Böyle birkaç saat. Dur. Ayaklar, masaj. Tamam. Ver bir tane eline. Anne. Allah'ım bir de uçtu uçtu, annesine bakarmış bu çocuk. Uçtu uçtu. Annesi yesin onu. Dur. Yani Peggy'ni takacağız şimdi. Bunu bir yıkayıp geliyorum ben. Şimdi. Tamam. Tertemiz olduk ya de. Tertemiz olduk anneciğim de. Mis gibi olduk. Dur bakayım, bana bir bak bakayım. Oy kuzucuk. Bir de saçlarını kurutayım. İçeri götüreceğim. İçeride klima çalışıyor. Hemen götürmeyeceğim ama yine de saçları kuru olsun. Üşütür. Bakalım. Şu tarağımla birazcık böyle tarıyorum. Saçları yine uzamış. Hoppa. Zeki Müren kılık senin. Küçük Einstein. Yakışıklılık kurban oldum. Atana tipe bakar mısınız? İmolar gibi oldu. Evet arkadaşlar, Atan'ın yaz bakımı bu şekildeydi. Haftada 2 gün hem banyosunu yapıyor hem masajları oluyor. Bazen benim yoğunluğuma bağlı her gün oluyor. 3 güne 1 oluyor. Bu değişiyor. Ama yaz aylarında daha çok özen gösteriyoruz bakımına. Çünkü Antalya gibi sıcak bir yerde yaşıyoruz. Gerçekten çok sıcak. Zaten nefes almakta zorluk çeken bir çocuk. O yüzden daha da çok dikkat etmeye özen gösteriyoruz. Göğüs kafesine güzelce ben sürekli masajlar yapıyorum. Rahat nefes alsın, bunalmasın diye. Klima çalıştırıyoruz mecbur. Dediğim gibi Antalya gibi bir yerde yaşıyoruz. Ama ben genellikle akşam saatlerinde klimamızı kapatıyorum. Camları güzelce böyle bir açıyorum. Atanın da üstünü komple soyutuyorum. Altına bir bakım örtüsü seriyorum. Ve rahat bir şekilde yatsın. Böyle birazcık nefes alsın diye uğraşıyorum. Şu aralar sıcaklar bizi bunaltıyor ama yine buna da rağmen çok şükür Ata rahat bir şekilde nefesini almaya devam ediyor. Konforlu bir şekilde yaşaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi masajları yapıldıktan sonra, banyosu yapıldıktan sonra da öyle bir rahatladı ki kuzum. Pamuk gibi oldu, değil mi annem? Yüzündeki ifadeden zaten anlayabiliyorsunuz çocuk rahat mı değil mi? Çok rahatım, değil mi annem? Çok rahatsın. Evet. Bizim banyomuz yaz aylarında bakımımız bu şekildeydi. Anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay diyelim hadi. Bay bay. Oh, bay bay. Bay bay. Ateş bay bay. Anne bay bay. Oh, mis gibi koktu benim oğlum.